Şimdi siz de Hüseyin Bey'in diğer damadısınız. Ne kadar resmi nikahınız var mıydı sizin? Evet. Siz ne kadar evli kaldınız? 45 gün. Ne? 45 gün. Niye 45 gün? Doğumuna bunun 2 ay vardı. 15 günde bende kaldı. Doğumunu yaptı. Çocuğunu üstüme yaptı. Ve beni terk etti. Hüseyin Akçam aldı elimden yani. Çocuk evlilikten değil miydi? Çocuk başkasından olma. Siz niye evlendiniz o zaman? Hadi buyur. Ya bizi orada dinle biri vardı. Selami dinle biri tanıştırdı. Duracağım dedi. Yavrardı. Ağladılar, sızladılar. Anası, kız. Ben de acıdım. Aldım. Böyle yapacaklarını biliydim, hiç almazdım. Size para mı verdiler? Para aldılar benden. Başlık parası aldılar 10 lira. Ya Müge'nim, Allah sana sabır versin ya. Vallahi Allah sana sabır versin. Yani siz doğumuna, yani 7 aylık hamile kadını üzerine de 10 bin lira başlık parası verip evlendiniz mi? Evet. Yani niye para sorma verdi. Sayı? Resmi nikah yaptın mı? Yaptı. Ha niye yani? Başkasının çocuğunu da kendi adına ya, geçirmiş. Tanıştırdılar. Ben istemedim ama o taraf baskı yaptı yani. Ha, sizinle gibi bir probleminiz vardı ki yani... Ya benim ikinci evliliğimdi bu. Ha, sen birinci evinden ayrılmıştın. Evet. Senin de birinci evlilikten çocuklar var herhalde. Yok çocuğum yok. Yok muydu? Yoktu. Tamam da 7 aylık hamile bir kadını nasıl... Hiç belli değildi de yani. Ha? Hamile oldu hiç belli göstermiyordu yani. Senden gizlediler. Ya söylemediler bana baştan. Hamile olduğunu bilmiyor muydu? Yok ben bilmiyordum. Ha, sen 7 aylık hamile kadına evlenirken hamile olduğunu bilmiyordun. Bilmiyorduk. Sonunda dediler yani bize. Ama nikah evlendiğin halde de inanamadım. Nikah olduktan sonra söylediler. Nikah olmadan hiçbir şey demediler. E sen nikah olmadan önce görmedin mi? Hiç görmüyor. Görücü usulü bizim. Bir sever mi ne görüştük? Ya göbeği var sanmıştır adam. Ya bir şey söyleyeceğim ama yani 7 aylık hamile kadının karnı belli olmaz mı artık yani? Artık koca çocuk da olsa yaşıyor yani. Tövbe yarabbim neler konuşuyoruz ama. Ya şimdi beni konuştun. Tamam da ablam yani. Yalnız göbekten mi belli olur? Ya vallahi bilmiyorum Ram Bey. Biz sizin engin tecrübelerinizden gerçekten faydalanalım bugün. Artık yani ben bir şey söylemek istemiyorum yani. Öyle, buyurun öyle, başka öyle. Nereden belli olur? Yok başka yorum yok. Bak. O, Ümit. Senin yüzünden Müge Hanım'la birbirimize girdik. Ama yarın ben yayına gelmeyeceğim. Ama şimdi ben bir şey soracağım Müge Hanım'a. benim bu konuyla benim hiçbir alakası yokken bu konuyu bağlandıra bak. Hiçbir alakası yokken nereden nereye geldik yani. Hiçbir alakası ama bir şey söyleyeceğim. Konuyla çok alakası var. Yani Hüseyin Bey ile sizin ben bu zamana kadar sanki yani Hüseyin Bey ile hiçbir tanışıklığınız yok diye anladık öyle değil mi? Evet doğru. Tamam. Şimdi öyle. Kızı senin yüzünden... mahkemelik oldunsa sen kızınla Hüseyin Bey'le nasıl tanışmazsın yani? Ya ama secdesine mi bakacaksın şimdi bir insanla gezerken? Bir hanım, önce secdenin önüne öyle mi gezdirdim yani? Ya secdesine bakmak değil ama ben eğer Samsunluysam, Samsunlu biriyle de tanıştıysam daha hani ilk sorum ya böyle oluyor. Kim neredensin? Şimdi bak siz de İstanbullusunuz. Mesela evet. Biz hiç birbirimize sormayız İstanbul'un neresindensin evet. Diye. Ama Anadolu'nun kasabasındaki herkes ilk tanıyor. Ben bak bu muhabbetten çok sıkıldığım için söylüyorum. Anlamıyorum neden sorulduğunda. Neresindensin? Yani neresindense neresi diyorum yani. Çünkü o mevzu mesela 4 Malatyalı oturdu mu yarım saat neresindensin neresindensin. Ben orasındanım ben burasındanım. Çok sıkıcı oluyor onu Malatyalı olmayan biri musun, için. Onu tanıyor musun? Muhabbeti geliyor sen de şimdi arkadan da. Tanıştın. Daha hani ne yapıyorsun? Selam nerelisin? Hani insan sormaz mı yani? İsmini sorarsın. Neresi ama ben şimdi anasıyla babasının adını işte kimliğini doğum yeri doğum tarihi onu o kadar incelememe gerek yok. Ne yapayım incelip de ne yapacağım yani bir canım. Ya siz anladığım kadarıyla başka bir ortamdan bahsediyorsunuz. Ben ona bir şey söyleyemiyorum.